Soçi Olimpiyatlarını konuşmak üzere bugün yazar Turgut Türksoy ve Kafkasyalı Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Feridun Büyük Yıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Feridun Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Turgut Bey. Turgut Bey, Çerkezler Soçi Olimpiyatlarına neden karşı çıkıyorlar? Şimdi olimpiyatın ruhunu herkes bilir. Değişik milletlerden, değişik ırklardan, dünyanın değişik bölgelerinden insanlar arasında barışı, kardeşliği, dostluğu, kaynaşmayı, dayanışmayı yüceltmek üzere planlanmış, düşünülmüş ve uygulamaya konmuştur. Fakat tarih boyunca, bundan önce Kızılderili soykırımının yapıldığı Kanada'nın dağlık bölgeleri ve Avustralya'da aborjinlerin katliama uğradığı yerde bir olimpiyat yapıldı. Bu her iki olimpiyatta da olimpiyatları düzenleyen hem ülkeler hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi geçmişte bu topraklar üzerinde yapılan katliamlardan dolayı o katliama uğrayan milletlerden, uluslardan özür dilediler. Şimdi Soçi Olimpiyatlarının yapıldığı bölgede 1864 ve daha öncesi Karadeniz'i bir kendi iç denizi yapmak isteyen Çarlık Rusyası'nın ordularıyla Kafkasya'daki Çerkez halklarının kıyasıya bir savaşı, mücadelesi olmuştu 300 yıl süren. 1864'te ise devasa Çarlık Rusyası ordularına karşı bir avuç Çerkez milleti büyük bir katliama uğradılar. Bu bölgede çoluk çocuk, kadın, yaşlı, ihtiyar, genç demeden yüz binlerce Çerkez acımasızca katledildi. Bunların ne mezarları var ne bir şeyleri var. Şimdi onların kemiklerinin bulunduğu bir coğrafyanın üzerinde demin anlattığım bir ruha sahip olması gereken bir olimpiyat oyunu düzenleniyor. Şimdi doğal olarak gerek Kafkasya'daki şu an yaşayan Çerkezler, gerekse diaspora'da ki çoğunluğu Türkiye'de Anadolu topraklarında yaşamaktadırlar. Atalarına karşı yapılan bu saygısızlığı protesto ediyorlar. En azından daha önce yaşanan iki örnekte olduğu gibi gerek Rusların gerekse de Olimpiyat Komitesi'nin Çerkez halkından bu katliama uğrayan Çerkez halkından yaşadıkları için bir özür bekliyorlar. Şimdi gerek Kafkasya'daki gerek Anadolu'daki Çerkezlerin en büyük isyanı şu. Bu katliam, bu yaşanan yok etme, sürgün savaşı görmezden geliniyor. Hiç böyle bir şey olmamış gibi davranılıyor. Ve dediğim gibi kendi atalarının kemiklerinin üzerinde böyle bir olimpiyat düzenlenmesi, hiçbir şey olmamış gibi davranılarak yapılması daha da onurlarına dokunuyor. Ve bu nedenle de tüm Çerkezler ve olayı bilen Çerkez dostları haliyle bu uygulamaya, bu duyarsızlığa, bu vurdum duymazlığa, bu terbiyesizliğe tavır koyuyorlar. Çerkezlerin dostları da ne kadardır burada görmüş olduk. Ülkede 5 milyondan fazla, kimine göre 8 milyon Çerkez yaşıyor sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Fakat bugün Halkın Demokratik Partisi dışında hiçbir siyasi parti sanki burada bu kadar milyonlarca Çerkez yaşamıyormuş gibi bu hassasiyetle ilgili herhangi bir açıklama, herhangi bir eylem, herhangi bir tavır geliştirmiyorlar. Ben onun için bizi dinleyen, bize bir biçimde sesimizi duyan, ulaşan tüm Çerkezlere diyorum ki, Çerkezleri tanımayan, onların duyarlılıklarını ciddiye almayan, onlar yokmuş gibi davrananlara ben oy vermeyeceğim, onlar da vermesinler. Peki bu hassasiyetinizde size kimler destek oluyor? Ya demin söylediğim gibi Halkın Demokratik Partisi dışında siyasi parti olarak hiçbir parti Çerkezlere bu konudaki duyarlılıklarına
hassasiyet göstermiyor. Gözleri kapalı, kulakları sağır, ağızları mühürlü. Üç maymun oynuyorlar. Sanki bunca katliam, bunca cinayet, bunca sürgün, soykırım yaşanmamış gibi, hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bunca Çerkez dernekleri var, federasyonlar var, Çerkez sivil toplum örgütleri var. Bunların feryatlarını duymamazlıktan geliyorlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bir de utanmadan gidip orada açılışta bulunuyorlar, boy gösteriyorlar vesaire. İşte Anadolu topraklarında yaşayan, Kafkasya'da yaşayan, dünyanın her yerinde yaşayan Çerkezler bunu asla unutmayacaktır ve affetmeyecektir diye düşünüyorum. Peki Turgut Bey, bildiğim kadarıyla siz Çerkez değilsiniz. Evet. Sizin duyarlılığınız nereden ben, geliyor? Ben çok karşılaştım, sıkça karşılaştığım bir sorudur bu. Ben konuşmamın başında da belirttiğim gibi Kızılderililerden aborjinlere, Kürtlerden Ermenilere, Rumlardan Süryanilere, işte Çerkezlere kadar dünyanın neresinde haksızlığa, soykırıma, sürgüne tabi tutulmuş hangi millet varsa hepsine aynı duyarlılıkla sahip çıkmaya, onların dertlerini dilim döndükçe anlatmaya, kalemim yettikçe yazmaya çalışıyorum. Ve Kurtuluş Savaşı'nın emsalsiz kahramanlarından Çerkez Ethem'in hayatını da romanlaştırdığım için Çerkezlerle daha bir böyle bir yakın duygusal bir şeyimiz var, birliğimiz var. Ve siz biliyorsunuz ama beni birçok kişi Çerkez olduğumu zannediyor. Çerkez olmadığımı bilmiyor. Bunu bir defa da buradan belirtmek isterim ama dünyadaki tüm insanlar gibi Çerkezler de benim kardeşimdir. Evet. Onlara yapılacak her türlü olumsuz müdahaleye tabii ki diğer milletlere yapıldığında nasıl ses çıkartıyorsam gene ses çıkartacağım. Duyarsız kalmayacağım. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Feridun Bey, sizin ailenizin büyük bir kısmı oradaydı. Daha sonra neler oldu? Evet. Şimdi neredeler? Bize anlatır mısınız? Soçi şöyle bir kent. Yani Soçi'yi biz ne Türkiye'dekiler ne dünyadakiler çok iyi biliyor geçmişini. Belki de anlatamadık. Belki de geçmişe dair dönüp de bakmadılar Soçi'ye. Soçi şöyle bir şey. Soçi Çerkesya'nın son başkenti. Soçi 100 yıllık bir savaşın sonunda insanların dağlarından, insanların ülkelerinden söküldüğü, insanların şu anda kayak pistlerinin yapıldığı Krasnaya Polyana, yani Kızılçayır denilen yer, bu 100 yıllık savaşın ve katliamın kanlarıyla sulanmış, artık adı Kızılçayır olmuş bir bölgedir Krasnaya Polyana. Öyle bir coğrafyadır. Kıyıboy Şapsın bölgesi denilen, ki benim kabilem de Çerkeslerin arasındaki kabilelerden birisi olan, ben de Şapsın ve benim ailem de Kıyıboy Şapsın bölgesinde, sülalem de oradaydı. Kendi soyadımı taşıyan, Mefavut soyadını taşıyan köy, Mefavut köyü, Mefavut Hable, dönemin Rus generallerinden Velyaminov'un yaktığı bir köydür. Şu anda benim ailemden Kafkasya'da bir kişiyi bulmam mümkün değil. Birçok ailenin, birçok sülalenin bir kısmı az da olsa belki kaldı ama o yakılan coğrafyada, o Soçi ve Kıyıboy Şapsı bölgesinde olduğu için benim sülalem, şu anda tek bir köyümü de bulabilmiş değilim. Farşe Dağı'nın doruklarında büyük bir köydü diyebiliyorum. Yani Soçi ve Kıyıboy Şapsı bölgesi bir katliamın yaşandığı, insanların ülkelerinden, vatanlarından, topraklarından topluca gemilere bindirilip meçhule doğru gönderildikleri büyük acıların, 1 milyon insanı düşünün ki iptidai gemilerin kıyılara yanaştığı, kapasitesinin çok üstünde 100 kişinin alacağı bir gemiye binlerce insanın doldurulduğu, ölümlere gönderildiği, gittiği yeri bilmediği yerlere gönderildiği, ki kargaların o dönemde kendi yuvalarını insanların cesetlerindeki o sakallardan yaptıkları anlatılır. Bunu Rus edebiyatçılar anlatmıştır daha sonra. Böyle bir kent, yakılan, yıkılan, katledilen ve 100 yıllık savaşın orantısız büyük güçlerle, Çarlık Rusyası'nın büyük ordularıyla 3-5 bir avuç Çerkesi dağlarından sökmek için verilen savaşlarda çayırların kızıla boyandığı bir coğrafyada şu anda kayak yapıyorlar. Şu anda orada oyunlar oynuyorlar. Ki bu olimpiyat ruhuna zerre kadar uymayan, ki buna dünya kamuoyunun, Türkiye halklarının, dünya halklarının görmemezlikten gelemeyeceği bir noktadır. Soçi'deki iki tane tuvaletin yan yana yapılış olmasından, onu eleştirmekten çok daha hassas bir konudur.
bir halkın 100 yıllık bir mücadelesi, bir halkın vatanından sökmek için büyük güçlerle 100 yıl uğraşıp onları oralarda yok etmek, onları oralara gömüp üzerini kapatmak ve sonra üzerinde kayak yapmak bizi son derece rencide ediyor. Bunun rencide ettiği gibi buna tavır koymayan, bunu görmezden gelen şu andaki Putin İmparatorluğu'nun tavrı da, şu andaki bizim Türkiye'de yaşadığımız, vatandaşı olduğumuz topraklardaki yönetimlerin de buna görmemezlikten gelmesi, bunu yok sayması son derece rencide etmektedir bizleri. Peki Feridun Bey, az önce konuştuğumuzda programdan önce bize dediniz ki biz Çerkezler balık yemeyiz dediniz. Bize evet. Bunun hikayesini anlatır mısınız? 47 yaşındayım. 47 yıldır bir adet balığı yemedim. Denedim, zorladım, olmadı. Çocukken ben bunun niye olduğunu bilmiyordum doğrusu. Balık kültürünün bizde olmayışını, bu damak tadının oluşmayışını da bilmiyordum çocukken. Sonradan artık büyüdüğümde öğrendim ki biz Çerkezler Soçi'de başlayan sürgün 1864'te o yenilgiden sonra, o çok direndikten ve öldükten sonra, yenildikten sonra Soçi'de gemilere bindirilip gönderildikten sonra Karadeniz'deki ölülerimizi anneler çocuklarıyla beraber, ölü çocuklarıyla beraber Karadeniz'e atladılar çocuklarını bırakmamak için. Gemideki ölülerini dışarıya, denize bırakmak zorunda kaldılar ve Karadeniz'deki balıklar yediler bizim atalarımızın cesetlerini. Bu nedenle balık yenmediğini sonradan öğrendim ve ben ne kadar zorlasam da o damak tadı oluşmadığı için hayatımda bir balığı bitiremedim. Eşim de Çerkestir. Ve onda da öyle bir gelenek, evlendiğimizde baktık ki ikimiz de balık yemiyoruz. İkimizin de gerekçesinin altında bunların yattığını daha sonra öğrendik. Şimdi biz oğlumuza balık yemesini istiyoruz. Çerkezler artık intikam peşinde değiller, adalet derdindeler. Kendilerinin anlaşılması, kendi tarihlerinin anlaşılması, haklarının teslim edilmesi derdindeler. Ki oğluma da öyle yapmaya çalışıyoruz. Biz iki eşim ve ben oturup ayrıca ona balık yapıyoruz ve yemesini istiyoruz. Yemesi için uğraşıyoruz. Bizim ailemizde şu anda tek balık yiyen benim oğlum galiba. Biz geçmişi acılarıyla beraber hesaplaşarak, hesaplaşılmadığı sürece üstünün kapatılmayacağına inanıyoruz. Onun için balık da yemek istiyoruz. Onun için şu anda Soçi'de yapılan olimpiyatlara Rus aydınlarının da, Rus insan hakları yandaşlarının da, Rus demokratlarının da karşı çıktığını, insan hakları ihlallerine Rusya'daki Rus vatandaşlarının da itiraz ettiğini biliyoruz. Onlarla, hiçbir halkla, dünyanın hiçbir halkıyla sonsuza kadar götürecek bir kavgamız yok bizim. Sadece tıpkı söylediği gibi Turgut'un da Avustralya'daki aborjinler, aynı dönemlere rastlayan 1860'lardaki Kızılderililerin olimpiyatlarda onların hakkının teslim edildiğini görmek istiyorduk. Ancak Putin'in ve yönetiminin buna dair hiçbir adımı olmadı, hiçbir yaklaşımı olmadı ki seçildiği an düşünmesi gerekiyordu şu andaki Rusya Federasyonu hükümetinin. Bu topraklarda ben nasıl yapabilirim, bu özrü nasıl dileyebilirim en başta düşünmesi gerekiyordu. Belki o zaman, belki bizim de yaklaşımımız artık balık yiyebiliriz olabilirdi. Ancak öyle bir tavrı görmedik maalesef. Biz bu noktadan sonra bizim acılarımızı anlamalarını istiyoruz. Soçi'ye gideceklerin bizim acılarımızı bilmelerini istiyoruz. Soçi'de resimler çekecek, Soçi'nin dağlarını, dağlarımızın resimlerini çekecek kameramanların, gazetecilerin, basın mensuplarının, başka ülkelerden gideceklerin Soçi'yi bir de bizim gözümüzle bakıp, bizim gözümüzle resmedip başkalarına, dünyadaki kendi halklarına anlatmalarını dilemekten başka şu anda başka şansımız yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben bir şey ekleyebilirim. Tabii, buyurun. Şimdi Feridun'un söylediği çok önemli bir şey var. Bu özellikle altının kalın çizgilerle çizilmesi gereken bir konu. Çerkez halklarının dünyadaki hiçbir halkla, Ruslar dahil olmak üzere halklarıyla bir problemi yok. Tıpkı bizim de herhangi bir halkla herhangi bir sebepten dolayı bir problemimiz olmadığı gibi. Burada problem bu katliamı yapan Çarlık Rusyası'nın devlet yapısı ve şu anda da Yeni Çar dediğimiz Putin'in Çeçenistan'da aynı katliamları sürdürmesi bizim rahatsız olduğumuz mesele. Yani Çerkezler
Soçi'de yapılan katliamdan ve sonra milyonlarca Çerkez'in adını, dilini, coğrafyasını bilmediği yerlere sürülmesine isyan ettiği, özür beklediği bir yana, şu anda aynı Çarlık Rusyası mantığıyla devam eden Yeni Çar Putin'de Çeçenistan'da benzerlerini yapıyor. Çeçen halkına karşı katliam uyguluyor. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Yani Çerkezlerin, Çeçenlerin hiçbirinin derdi Rus halkıyla, Rus halklarıyla değil, direkt bu Çarlık mantığıyla, Çarlık devletinin katliamcı, yok edici, süren, fetheden, ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranan mantığıyla problemi vardır. Özellikle tekrar söylüyorum, hiçbir Çerkez'in, hiçbir Rus insanıyla problemi yoktur. Aynı baskıları Rusya Federasyonu içerisinde olan demokrasi yanlıları da yaşamaktalar. Aynı baskıları Rusya Federasyonu içerisinde bulunan diğer halklar da yaşamaktalar. Daha geçenlerde bizim arkadaşlarımızı Kafkasya bölgesinde, Kabardey-Balkar'da, Adige Cumhuriyeti'nde gereksiz, ortada hiçbir neden yokken götürdüler, sorguladılar. Onlara sordukları tamamen Soçi üzerine sorulardı. Onların Soçi'ye itirazları en küçücük adalet isteğine dair, en küçücük sözde, en küçücük eylemde dahi Maykop'ta bizdeki bir gelenek vardır. Şelame denilen bir olayı anlatmak için veya bir ölünün arkasından kamuya açık alanlarda hamur işi kızartırlar ki koksun, kokusuna gelsin, insanlara hem yemeğini yedirelim hem de derdimiz nedir anlatalım. Maykop'ta bunu yapan bir grup sadece sokağın bir kenarında o ekmeği pişirip halka dağıttığı için baskı gördüler. Benim Ankara'da birlikte yaşadığım arkadaşlarım ki Maykop'ta yerleştiler şu anda, kendi topraklarına gidip yerleştiler. Onlar Soçi'ye ve Çerkesya'ya dair en küçük yazılarında, en küçük çizdiklerinde ifade ettiği şeyler sonrasında gereksizce, nedensizce Rusya Federasyonu'nun, Putin yönetiminin baskılarına maruz kalmaya devam ediyorlar. Yani bu bir halkla, başka halklarla bir kavganın ötesinde, bütün halkların o evrensellik derinden sofraya herkes kendi çıkınındakini getirecek. Acılarıyla beraber getirecek, tadıyla, tuzuyla beraber getirecek. Biz o tada kendi tadımızı kattığımız gibi kendi acılarımızla, başkalarının acıları da bizi ilgilendiriyor. Başka halkların acıları, Hrant Dinkler bizi ilgilendiriyor. Onların yaşadığı şeyler bu topraklarda, bu coğrafyada bizi ilgilendiriyor. Bizim yaşadıklarımız, bizim soykırımımız, bizim acılarımız üzerinde kayak yaparken, birileri üzerinde tepinirken, cesetleri ya da şehitlerimizin mezarları üzerinde kayaklar yaparken, başka halklarında, diğer halklarında bizim onlara hassas davrandığımız kadar hassas olmasını beklemekten başka istediğimiz bir şey yok aslında. Teşekkür ediyoruz. Son bir şey ekleyeyim. Şimdi Feridun'un son söyledikleri aklıma bir şey getirdi. Ben Türkiye'de yaşayan Çerkezler dışındaki diğer bütün halklara bir soru sormak istiyorum. İngiliz ve Fransız emperyalistlerin İstanbul'u ele geçirmek için Çanakkale'ye yaptığı orantısız saldırı sonucu, orada günlerce ekmek yemeden, su içmeden, uyku uyumadan, salgın hastalıklarla bir yandan savaşarak, bu işgalci güçlere karşı direnip ölen yüz binlerce Anadolu insanı var. Yani her milletten var. Arap var, Kürt var, Ermeni var, Çerkez var, Süryani var, Rum var. Şimdi ben onlara soruyorum, diğer Çerkezler dışındaki Anadolu halklarına. Çanakkale'nin üzerinde, orası şu an İngilizlerin elinde olsaydı da, böyle bir olimpiyat yapılsaydı, sizin vicdanınız sızlamaz mıydı? Sizin içiniz acımaz mıydı? Bizim dedelerimizin kemiklerinin üzerinde böyle bir utanmazlık yapılıyor diye sızlamaz mıydı? Bunu sorarım. Bir, iki, sızlar ama hiç olmazsa bir özür dilense acımız hafifler diye düşünmez miydin? Evet. İşte Çerkezler bunu istiyor. Fazla bir şey istemiyorlar. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Programımızı kapatmadan önce Feridun Bey'in kitabından bahsetmesini istiyorum. Bize kendisi kitabını hediye etti. Onu da içeriden rica ediyorum, getirebilirlerse eğer. Kitap biz Kafkasyalı olduğumuz kadar, işte Çerkez olduğumuz kadar Ermeniyiz. Çerkez olduğumuz kadar Türküz. Soçili olduğum kadar
Novorossiyskli Mefut Hableli olduğum kadar da Ankaralıyım aslında. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'ya dair bir kitaptır. Başka kent Ankara. Evet. Umarım. İsmi de çok güzel. Başkent evet. Ankara, başka kent Ankara evet. Şeklinde. Umarım beğenirsiniz, severek okursunuz. Çok teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Bir kere herkese de tavsiye ederim. Feridun yazar olarak çok değişik bir kalemi olan. Evet. Çok kolay okunacak ama çok aslında ağır konuları işleyen, eğlenceli bir biçimde meseleleri kaleme evet. alan bir arkadaşımız. Buradan aslında bir de müjde verelim. Ben aynı zamanda yayıncıyım yazarlığın dışında. Feridun'un Çerkezlere Mektuplar diye. Bu Çerkezlerin özellikle işte bu soykırımda, sürgünde vesairede yaşadıklarını da içinde barındıran bir kitabını çok kısa zamanda yayınlayacağız. Onun da müjdesini buradan vermiş olalım. Evet. Jinebs var bizim gazetemiz. O bahsettiği kitabın içeriği de genelde oradaki yazıları da kapsıyor. Buradan Çerkezlerin yegane gazetesi Jinebs'e de selam gönderelim. Kitabın ilgi çekici tarafı da zaten Ulus'taki işte uçak kazası, garda petrolün bulunması gibi farklı şeyleri evet. gazete küpürleriyle birlikte. Ha, yani bu o bir iyi bir arşiv çalışması oldu. Evet. Bu kentin geçmişine dair biz herhalde hep böyle şeyle hesaplaşmalarla götüreceğiz hem kentin geçmişini, geleceğini, başka türlü olmuyor çünkü üzerini örttüğünüz sürece, yapılan yanlışlıkların, yaşanan acıların üzerini örttüğünüz sürece bu sizin karşınıza, kentlerde de böyledir, evet. Ülkelerde de böyledir, insanların kendi hayatlarında da böyledir, ailelerde de böyledir. Konuşmak, onları anlamaya çalışmak lazım. Ben de başka kent Ankara'da biraz Ankara'yı anlamaya çalıştım. O bir iyi bir arşiv çalışmasıydı. 2 yıllık bir çalışmanın ürünüydü. Fenix'ten yayınlandı. Epey de ilgi çekti. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.